önlem almak için bunları tutabilir miyim? İyiyiz vallahi, yani ne yapalım? Uğraşıyoruz, koşturuyoruz. İyi misin? Biraz şöyle gel istersen. Evet. Bir böyle kutlama yemeği gibi. Onun için neyi buradayız bugün. Neyi kutlaması özür dilerim. Ne kutluyoruz? Ne kutluyorsun? 52 yıl dönümü Temmuz'da. Yok. Vallahi çok böyle şaşırdığım için de bir şey de diyemiyorum. Ha tabii ki sağlıklı olsun öncelikle de. Heyecanlı mısın aşkım? Çok. Siz duygularınızı söylerseniz. Bir de bir şey daha sormak istiyorum sana. Bugün nedir tarih? Bugün tarih. Bugün 1 Nisan ve bu bir şakaydı arkadaşlar. Ya yemin ediyorum abi şok oldum. Ya sen şakasını yedin. Abi bak. Ben yedim. Başardık yani. Evet. Şarkıları kutlamak için buradayız. Biz ne kutlarız zaten arkadaşlar? Şarkıları kutlarız. Ev ilk yıl dönümümüz Temmuz'da. Bir taraftan pandemi koşullarında çok zor şartlarda çalışıyorsunuz. En az sağlık görevlileri kadar emek veriyorsunuz, uğraşıyorsunuz. O yüzden sizlere şöyle bir teşekkür ederim başta. Vaka sayıları çok arttı. O yüzden biz de artık kalabalık gruplar halinde buluşamıyoruz. O yüzden bugün sadece 3 kişiyiz. Kendi başımıza şarkıları kutlayacağız. Sizin hatırınızı soralım. Siz nasılsınız? Bizler deyiz vallahi. Yeni çıkan şarkıları dinliyor musunuz? Yeni jenerasyon. Son döneme biliyorsunuz bomba gibi düşüyor. Her ya, hafta yeni şarkılar çıkıyor. Bilal Sonses, Tuğba, Yurkan, Düğünsal. Ya Bilal zaten çok Bilal. Beğeniyorum. Daha önceden şarkılarını da söyledim. Hı hı. Ama şunu söyleyeyim ya, işlerinde en başarılıları bence Bilal. Bunu rakamlar da gösteriyor. Ben hepsine ayrı bir önce saygı duyuyorum. Çünkü günümüz koşullarında insanlar şöyle diyor. Ya nasıl sosyal medya var abi artık. İşte ünlü olmak kolay deniyor ama aslında öyle değil. Her gün herkes rap şarkılar deniyor, rap sanatçıları destekliyor. Bakıyorsunuz birbirinin tekrarı olanlara bu sefer reaksiyon alamıyorsunuz. Yani artık eskisi gibi kolay değil bir şarkıyı tutturmak. Bence 40 yıllık sanatçıların bile işi çok zor şu anda. Yani klasik pop müzik diye bir şey kalmadı çünkü. Ama pandemi şartları bizi çok zorluyor. Yani sadece stüdyo içine odaklanmış durumdayız. Konserler olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Benim 2021'den yana konser olacağına dair umudum yok. Yani size o kadar söyleyeyim. Peki bir tatile çıkacak mısınız, bir gezecek misiniz, bir uzaklaşmayı düşünüyor musunuz? Ya şöyle, biliyorsunuz yasaklar her gün artıyor. Normalde Ramazan bayramı için bir planımız vardı ama onu gerçekleştirebilecek miyiz onu da bilmiyoruz. Bu bir iki hafta içinde belli olacak. Ya halen de şakanın şakayı yemeni ver bak. Yüzündeki şu ifade, şu ifade var yüzünde. Çok heyecanlandı ama bütün, bak, bütün enerji oldu. Bütün enerji daha çok uzatacaktım da çok mutlu oldum. Şu anda var ya bak şöyle kaldı. Bitse de gitse. Şu an onu fark ediyorum. Yalnız tek bir şey söyleyeyim. Hakikaten ne kadar çok istiyorsunuz ya bebek sahibi olmamızı. Abi mutlu olduk ya şimdi Mustafa. Şimdi evet çok... gerçekten ilk defa böyle bir tepki gördüm. Magazin muhabiriyiz ama yıllardır birlikte yani olduğumuz için arkadaşlık olarak aile gibi olduğumuz aile gibi olduğumuz için. Abimiz aile gibiyiz. Valla biz de istiyoruz çocuk değil ya bir an evvel pandemi geçiyorsun. Pandemiden inşallah kurtulalım. Ama dediğim gibi ben yani bir müzisyen olarak pek umutlu değilim. Araba geri geldi. Şeyde peki, viral olmuş şarkısı yine yangınlar. Abi yine şey var mi dostum? Yani evet. Şimdi var ya beni gören herkes sokakta şey yapıyor. Mustafa abi şey mi dostum? Devamlı şöyle. Ya tabii orada ki espriyi bence ince olarak görüp geçmek lazım. Çünkü abi araba çok yanaştı. Çünkü hassas bir noktaya çekilmeye çalıştı. Sadece bir espriydi çünkü. Yani ben ilkokulda 5 sene boyunca andımızı her gün okudum. O yüzden de bence onu kalpte yaşamak lazım, dilde değil. Ama tabii bedelin 2 sene sonra tekrardan gündeme gelmesi ilginç oldu. İzlenmeleri arttı. Çünkü herkes şöyle yazıyor, ya andı kelimesi nerede geçiyor? Yani kim kimi anıyor diyor şunu. Gerçekten altta böyle acayip yorumlar vardı. Ben bile paylaştım ama şey mi dostum diye. Hatta geçen Cemalcan bile bir mesaj göndermiş şey mi dostum diye, o bile koymuş yani postunda görün. Onun da şarkısını çıkardık. Evet. Domini'ye gönderdik.
Ya biz de çok istiyorduk gitmeyi fakat buradaki stüdyo biraz programlarından biraz tepkiler de aldı, güzel eleştiriler de geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Cemal Can hani Survivor'a giderek bir fenomen olup şarkı çıkarıyor. Hı hı. Son dönemde de nasıl söyleyeyim hani kafası ne? Sen şarkı çıkarıyor, ünlü olmaya çalışıyor ya. Gibi siz bir sanatçı olarak ne düşünüyorsunuz? Ben onun sesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela yeni bir tarzımız var değil mi? Sesimiz olmasa da resitatif dediğimiz konuşur gibi yaparak şarkılar çıkartabiliyoruz. Ki bunun örneklerini ben dinliyorum. Çok başarılıları var. Cemal Can'ın gerçekten sesi var ama. Ve biliyor musunuz biz bu kaydı yapmadan evvel 3 ay ses eğitimi, şan dersi aldı. Yani sırf daha iyi performans yapabilmek için. Gönlünde yatan aslanı da aslında onu şarkıcılık ve sanatçılık olarak gördüğüm için ona şey dedim. Yani bu bir kereliğine yapmak istediğin Survivor'dan geldim. Ben de bir şarkı çıkarmak istiyorum. Mu? Yani geçici bir heves midir? Yoksa arkasını getirecek miyiz ki dedi ki ben bunu yapmak istiyorum. Yani ben sahnede olmak istiyorum. Ama dans etmek, şarkı söylemek, insanlara güzel enerjiyi böyle yaymak istiyorum dedi. Onun üzerine şarkı da tam denk geldi. Yani Sinan Akçıl adeta onun Survivor hikayesini anlatır gibi kahraman diye de bir şarkı yaptı. Kliple ilgili birkaç kareyi yani benzerliğini hani gördük bir şey demeye gerek yok. Ama hepimizin kliplerinde böyle şeyler oluyor. Özgün fikirler yakalamak çok kolay değil. Hani tek bir plan üzerinden ben eleştirmedim ama onun şarkıcı olarak kalıcı olacağını veya her gün yeni biri çıkıyor listesine girmeyeceğini düşünüyorum. Peki son olarak da biliyorsun Fazıl Say'ın eşinin bir açıklaması vardı. Evliler ama ayrı evlerde yaşıyorlar. Sizin buna tepkiniz ne olur? Böyle bir teklif gelseydi size evlisiniz ama ayrı evlerde yaşamayı tercih ediyorsunuz. Psikolojik açıdan çok mantıklı olmuş. Özellikle Covid sürecindeki o yükselen boşanmalar var ya, mesela böyle bir şey olsa olmazdı. Ama tabii radikal bir karar, bizim Türk toplumuna uygun değil ama Amerika'da birçok insanın gerçekten uyguladığı bir şey. Ya insanların nasıl mutluysa... Siz Mustafa Bey'den ne kadar ayrı kalabilirsiniz? Kaç gün? Kaç gün ayrı kalabilirim? Evet. Kaç gün ayrı kaldım şimdiye kadar mesela? Konserler, turneler... Bir en fazla 8 gün oldu yurt dışında evet. Arka arkaya etkinlikler bağladığımızda. Ama yani delikanlıyı bozar abi öyle kararlar ya ayrı yer falan. Justin Bieber mı? Justin Bieber aynen. Bizi bozar abi aynen. Justin diye yazılı evet. Adam diye okuyordu. Hanginiz çekti bu? Nasıl buldunuz peki o tepkisini Justin Bieber'ı? Bayağı kibar tam ya. Yerli yerinde ya. Yani bizde olsa ya biraz daha farklı. Tam psikopat bir bakışla. Yani ben beklemiyordum açık söyleyeyim. Şimdi diyorsun yani Kanadalı bir sanatçı, evet. Amerika'da çok popüler. Ya daha geniştir, rahat takılıyorlardı falan. Ben tepkiyi görünce dedim ki vay be delikanlı çocukmuş yani. Demek ki içinde bir semt çocuğu yatıyor Justin'in. Yani baksak buluruz yani kesin. Gizli gizli Müslüm Azar dönüyor. Abi. Çok takatım kalmadı sanırım. Şaka bir yana beklemiyordum. Yani ben de daha geniş ve rahat olabileceğini düşünüyordum. Ama demek ki öyle değilmiş. Ahlaki değerlere hala saygı duyuluyormuş çağımız bu da olsa. Biz size çok teşekkür ederiz. Şaka için özür diliyoruz. Teşekkür ederim bana. Bir tane sıra.